görüntüyü bir ekranlara getireyim. Arkasından bütün soruları soracağım teker teker. O görüntüyü sen şu an ekranları izleyebiliyor musun Berkan? Bana geç geliyor biraz ekranlar. Sizle tabii yani gecikmeli geliyor görüntü. Sen zaten göreceksin bizi. İki defa gerekirse üç defa okuruz. Sen o görüntüyü rahat bir şekilde görebilirsin diye. Çünkü o görüntülerde ne var biliyor musun? Ayşe Gülizar'ın arabasının önünde annenle ikiniz iniyorsunuz. Evet, o görüntü. Bir gelsin tamam, ekranlara lütfen. Evet. Bir gelsin ekranlara görüntü. Getirelim ekranlara. Ayşe, Gülizar'ın arabasını annenle ikiniz Berkan önünü neden kestiniz? Evet. Ayşe Gülizar. Alo. Problem. Ben annemden. Geliyor mu sesim? Şimdi geliyor Berkan, evet. Ben onun doğal şartlarda öyle aracının önünü kesmedim. Ben annemden Beykent'ten bir şey alacaktım. Beykent'te olduğunu söyledi. Ben anneme tam E5'te duramadığı için o Beykent göbeğinde annemi aldım. Önüme bir anda Gülizar yan arabayla çıkıp senin hayatını bitirdim dedi ve el hareketi yaptı. Sen ne biçim konuşuyorsun? Ben önünü kestim. Ama bu kadar annem tesadüf dedi, olabilir mi Berkan? Dedim. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Ben şöyle bir şey... Neyse bir şey demiyorum. Ben onun önünü kesmek istesem keserim. Bir şey yapmak istesem zaten yaparım. Ama bak sizin aracınız yani önde duruyor değil mi Orhan Bey? Evet, yani, evet. Yani şeyin sizin aracınız önde duruyor. Yani tesadüfen yan yana karşılaşmış gibi değilsiniz. İniyorsunuz, bir hareket yapıyorsunuz, sonra arabaya tekrar bir geri biniyorsunuz. Yani ben orada herhangi bir şey mi yapmışım? Ben şu an görüntüyü... Ya görüntünün önü arkası bende yok görüntünün. Sadece gördüğüm görüntüde... Önü arkası yok. Ben herhangi bir şey yapmadım. Bana yaptı, hakaret... Tamam mı? Bittin dedi. Bir saniye. Biz her şeyi anlamaya çalışıyoruz. Bak Berkan, kimsenin tarafında değiliz. Bunu net bir şekilde ortaya koyayım ama kaderin tarafındayım. O çok net yani. Hayatını kaybeden mağdurun tarafındayım. Şimdi Ayşe Gülizar, Berkan diyor ki biz diyor onun aracının önünü kesmedik. O senin hayatını bitirdim deyince olanlar oldu diyor. Doğru mu? Yok, hayır, yalan söylüyor. Nasıl karşılaştınız? Bu karşılaşma anını söyler misin lütfen? Önce aracımı arkadan takip ettiler. Ondan sonra aracın önünü kestiler. Zaten aracın çapraz durdu. Buradan gözüküyor. Yani gitmeme müsaade edilmeden araçtan indirmeye çalışmaları annesiyle beraber bana saldırdılar. Bu gayet gözüküyor. Yani normalde düz giden araca ben arkadan mı vuruyorum? Niye o şekilde duruyor peki? Peki sen Berkan'ı hayatını bitirdin, bitirdim hayatını diye bir cümle kullandın mı? Hayır, öyle bir cümle kullanmadım. Ben Berkan'ın hayatını neden bitireyim ki? Berkan, duydun mu Ayşegül Üzer'i? Berkan kapattı mı bunun üzerine? Ne bütün niye çabuk kapatıyor, sinirleniyor bir şey? Bu kadar öfkeli bir çocuk mudur ya Berkan? Ha? Öfkeli. Yılmaz? Çok öfkeli. Niye bu kadar öfke? Öfke problemi var onun. Kızını bir şiddet uyguladı mı daha önce hiç? Yani şahit olmadım ama. Ama bir öfke problemi var gibi duruyor. Öfke problemi var çünkü kızıma çok yükseliyordu. Fena bir şekilde hem de. Ayşe Gülizar. Efendim? Şimdi seni nereden itibaren takip ettiler annesiyle? Ben kafeden çıktıktan sonra ben de bir hani yüksek tansiyon attım, dil altı falan aldım. Bir 10 dakika falan oyalandım. Normalde evimle kafenin arası zaten hani 15 dakika ama ben o yolu 15 dakikada gidemedim. Arkamda takip ettiğini gördüm. Ondan sonra önüme geçti. Zaten aramızdan çok fazla mesafe yoktu. Çapraz bir şekilde fark edip araçtan indi. Şimdi bak benim anlamadığım, yine bu da anlamadığım bir şey var. Şimdi tatlım benim, saat siz 12.30 gibi bir kafede, Esenyurt'ta kafede kaderle buluşuyorsunuz. Evet, doğru. Sonra da saat 1.30 gibi falan da işte Sevda, Berkan'ın annesi, işte kader, üçünüz bir konuşuyorsunuz. Tamam mı? Evet, dedim, 90 dakika kadar konuştuğunu söylüyorlar. 96 dakika. 96. Kaç saat yapıyor Orhan Bey 96? 1.5 saat.
1,5 saat yapıyor. 1,5 saatten de fazla. 1,5 saatten de fazla. 13.30'da buluştular. 1,5, 2,5. 3'e doğru falan. Sen de diyorsun ki arabanın önü 2,5 gibi kestiler. Zamanlara timing oturmuyor. Zaman oturmuyor. Zaman olarak doğru. Yani 2,5 ile 2,40 arası. Doğru. Kafeden çıkınca. Peki kafeden o sırada. Kafeden çıkınca doğru. O kader zaman. Kader nerede? Bir dakika, nasıl? Kader nerede o sırada? Kader nerede? O sırada araçta yoktu. Kader arabada yok da Kader kafede mi bekliyor? Anne şey, nişanlısıyla Kader annesini. Hepimiz aynı anda kalktık oradan. Ben görmedim yani. Kader bu noktada bir şey yapacak olsa zaten bu süre aralığında yapardı. Kader o araçta yoktu. Görüntülerde araç ortada. Berkan Bey var, annesi var. Arabada ama... da arabada da şey yoktu yani. Kader'i yoktu, Sevda yoktu. Hanım, Kader'i Sevda Hanım bırakmış ama. Nasıl o sırada yoktu? Tamam, benden sonra tekrar buluşmuşlar işte. Yani Kader'i son gören kişi ben değilim. Sevda Hanım, buradaki isim de o. Benden sonra buluşanlar da onlar. Sonrasında şunu mu söylüyorsun Ayşe Gülüzar? Annesiyle işte Berkan Kader'le bir araya geldiler, doğru mu? Ben o şekilde düşünüyorum. Çünkü bana bu şekilde sinirli davranan insan aracın önünü kesmek sürecinde Kader'e kim bilir ne yapmıştır. Bilmiyorum o aşkım. Tamam, peki. Ayşe Gülüzar kapatınca yayına bağlanacağım demiş. Berkan'ın da o şarkı Ayşe varmış. Gülüzar mesajında çok özür dilerim. Öyle, onu da soralım. Mesajında yazıyorsun, diyorsun ki Berkan, Arzu, bir de Sevda Hanım, üçü beraber Kader... Gülnaz Hanım, onu bana Esra yazıyor. Hızmalı dudak dolgulu birisiyle buluşmuş diyor. Bu kişi ben değilim diyorum ben de. Hızmalı dudak dolgusu olan kim var? Arzu'nun dudak dolgusu ve hızması var. Evet. Arzu'nun hızması var mı? Arzu'nun görüntüsü var. Ekranlara gelsin tekli arkadaşlar. Bir tekli verseniz Arzu'nun görüntüsünü. Hemen bir göreceksiniz zaten. Dolgun dudaklı, hızması. Evet, benziyor. O zaman Arzu... Eğer daha doğruysa Berkan, annesi, Kader hepsi beraber görüştüler yani. Evet. Peki nereden biliyorsun olabilir? Kader dolgulu dudaklı demiş? Onu Esra söylemiyor. Esra ile sen sürekli yazıştın mı yazışmadın mı? Evet, sürekli yazıştım. Telefonla da görüştün. Onun telefonuyla da benimle de görüştün, doğru mu? Evet, seninle de görüştüm. Bak, doğru. O mesajlardaki de hepsini sen benimle konuştun. Aynısını konuştun. Evet, aynısını konuştum. Aynısını konuştun. Diyorsun ki Sevda beni tuttu. Beni oraya götürdü. Sevda Berkan ile Kader'i... Gülnaz Hanım, yanlış ifade ediyorsun. Ama bak, elimde mesajlarım var. Yazılı kanıt var. Bak, telefonumu ben laboratuvara gönderirim. Bak, adli tıba kendi telefonumu da gönderirim. Senin ama ses kaydın da var orada. Ne diye tutmuş olabilir ki? Ne diye beni tutmuş olabilir? Sevda beni nasıl tutabilir ya da? Bilmiyorum. Neye sen kendin öyle diyorsun. Kafada mı uyduruyorsun? Bir sürü kareli yerleri göndermişsin, demişsin ki şuradan buluşmuşlar, şuradan konuşmuşlar diyorsun. Hayır, onlar bizim kendi buluştuğumuz, kendi görüştüğümüz yerlerin kafe kayıtları. Ben onları araştırıyorum, onları sunuyorum. Tamam. Çünkü her ne hikmetse bizim buluştuğumuz 3 yer var. Bizim buluştuğumuz yeri gören 3 kamera kaydı da yok. Tamam, ben şimdi... suçlu olsam neden kamera kaydı araştırayım? Tamam, i̇şte ben şimdi Berkan'la konuşmak istiyorum. Hepsini sildirmiş, kanıtları da sildirmiş diyorsun. Gülnaz'cığım, bak Ayşe Gülüzar kilit isim. Tamam, ama Berkan en kilit isim. Senin kızının nişanlısıydı bir zamanlar. Tamam, Ayşe Gülüzar'ı bir alalım, hatta Berkan'ı alalım tekrar. Berkan, duyuyor musun beni? Bağlıyor musunuz arkadaşlar Berkan'ı? Berkan'a soracağımız çok soru var ama bu şekilde, yani Ayşe Gülüzar olduğu için umarım yayından gitmiştir. Berkan, Ayşe Gülüzar olduğu için mi yayına sinirlendin, ayrıldın? Ben Ayşe Gülüzar'a yayına sinirlendiğim için ayrılmadım. Siz böyle bizle birbirimizi çatışıp o oradan yalan söyleyecek. Sonra beni sıkıştıracaksınız, onu yapacaksınız diye ben yayından çıktım. Ya anladım da siz bak... bana soru soracaksanız... Hayır, ben tabii ki sana soru soracağım. Sonuçta olayın tarafı, arabası kesilen kişiyi dinlemeyecek miyim Berkancığım? Tamam, dinleyin, ondan sonra beni yayına... Dinledim, diyor ki tesadüfen, yani ben beni arkadan takip ettiler, önümü kestiler ve beni tehdit ettiler, evet, diyor. Ya ben öyle bir şey yapsam orada onu niye bırakayım, örnek veriyorum, tehdit ettiysem. Hani biraz önce de söyleniyordu ki annem o ayarlamış, ben ayarlamışım Gülüzar. Ya bırakın, yalan kendini atlamak için... Kendini atlamak için yaptığı şeylere inanmayın. Bırakın, ben yayını izliyorum. Bir dediğini tutmaya, gözünü seveyim yapmayın. Arzu ile ilişki ne zaman başladı Berkan? Benim Arzu, bakın, ilişki değil. Bakın, tekrar söylüyorum. Siz bunu başka kulaktan duyma bilgilerle gidip o Gülizar kendini atlasın, kendi intikamını alsın diye benim hakkımda ilişki yaptınız. Bak, bizimki bir ilişki değil. Berkan, bu, hani bunu söyleyen Arzu. Senin sevgilin Arzu diyor ki biz sevgiliydik. Evet. Hatay'da, evet. Kabul eden Arzu. Karşı Gülizar değil. Ne diyor? Ses kayıtları bağlayın bizde var. Orada. Ses kayıtları bizde var. Yayınlayın ses kaydını. Yayınlayamayız ki, ona onay vermesi lazım. Sevgiliydik, evet, tamam diyor, ama hataydı diyor.
O zaman bakayım, onu bir bağlayın yayına. Evet, bağlasın, bağlamıyor, kaçıyor. Biz ne yapalım? Kaçıyor. Şu anda kaçmaması tamam, lazım. Kaçıyorsa yayınlasanız da ses kaydını, ben de dinleyeyim. Beyefendi, bakayım, yayınlayamıyoruz. Şey ancak onun izni olması lazım. Hukuken yayınlayamıyoruz ama bizde var. Dökümü de bende var. Diyor ki biz diyor Berkan'la sevgiliydik diyor. Blur atıyoruz Berkancığım, bak benle polemik yapma, gözüne blur atıyoruz. Arzu'yla ne zaman tanıştın? Bana bunu söyler misin lütfen? Bizim Arzu'yla olmuştur, sahilde 4-5 yıl olmuştur. Gördüm, o da Gülizar mahiyetinde. Gülizar getirip götürüyordu. Biz oturuyorduk arkadaşlarımla beraber. Bu olay da Gülizar'ın arkadaşıma takıntılı yüzünden oldu. Arkadaşlar, Arzu'yla yaptığınız görüşmenin deşifresini bana atar mısınız lütfen? Peki kim takıntılıydı, sana anlamadım. Gülizar benim arkadaşıma takıntılıydı. Onur'a. Evet, Onur'a değil. Benim arkadaşımın Onur'u, o eski sevgilisi. Peki sonra ne oldu? Çocuğun da hayatını kararttı. Hatta şöyle söyleyeyim, o çocuğun da hayatını kararttı. Tehdit ediyor. Hı. 2 gündür çocuğu da tehdit ediyormuş yayına bağlandığı için. Senin de karınla aranı bozacağım. Diyormuş. Bak ben sana da nereye yapacağım demiş. Daha mislini yapacağım ben sana. Daha görürsün demiş ona da. Peki sizin Arzu'yla nasıl bir arkadaşlığınız vardı? Bizim normal sohbetimiz vardı sadece. Biz zaten öyle bir görüşme gibi bir şeyimiz yoktu bizim. Peki sohbetiniz varsa Berkan, cuma günü mezarındaydın ya sen nişanlının. Pazar günü Arzu'nun orada, evinin orada ne işin vardı peki? Pazar günü bu hanımefendi onun arkadaşı olduğu için hesap sormak için onu nerede bulurum diye gittim, öyle söyleyeyim ben de. Çünkü hanımefendiye ulaşılamıyor. Hanımefendi burada iz bıraktı yalan, kendine. Bahsetti, neden böyle bir şey yaptı? Gülnaz hepsini... abla gözünü yalan. Seveyim. Bak Gülnaz abla, bak gözünü seveyim. Bak sen benim annem yerindesin. Bak Gülizar'ın kulaktan dolma bilgileriyle sen beni 3,5-4 senedir tanıyorsun. Nasıl bir insan olduğumu biliyorsun. Ama gidip yalancının dolancının birine inanarak bana ithamlarda bulunuyorsun. Bak ben şunu biliyorum. Berkan, senin bütün görüntülerin, Ayşe Gülizar bütün telefonu olduğu gibi emniyete teslim etmiş. Orada da senin Arzu ile beraber sarmaş dolaş sevgili olduğunu gösteren videolar, aa, görüntüler varmış. Bunlar ortaya çıkarsa şimdi eğer ne yapacaksın? Benim ortaya çıkacak bir görüntüm yok ki. Ben çıkınca bir şey yapacak bir şeyim. Benim bir ilişkim yoktu. Ben sevgililik düzeyinde bir ilişkim yoktu benim. Siz şu an konuşuyorsunuz. Hayır, reyting malzemesi bak, anne. Ben de buna acayip kızıyorum kardeşim. Ne reyting malzemesi? Senin nişanlın ölmüş ya. Bak ne diyor Arzu biliyor musun? Berkan'la 5-6 aydır beraberiz. Fakat aynı evde yaşamıyoruz. Nişanlı olduğunu diyor. Bir aydır biliyordum. Beraberiz diyor. Sevgiliyiz diyor. Tamam mı kardeşim? Öğrendikten sonra da bu şekilde olmaz Berkan diye de bu ilişkiye karşı çıkmış. Aynen Arzu bunu söylüyor. Ne yapacağız şimdi Berkan? Beraberiz deyince bak nasıl... Bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey söyleyeyim. Ayşe Gülizar, eğer Ayşe Gülizar senin bana dediğin o görüntüler, ben de seni tanıyorsam eğer, onları mutlaka yediğini almışsındır. Eğer o görüntüleri bize vermezsen bak Berkan hem seni yalancı olarak söylüyor ve bak Berkan bir şey söyleyeceğim. Bu öyle ya da böyle ortaya çıkacak kardeşim. Sizin, hatta bak senin nişanlın saçını beyaza, kenarını beyaza boyutuyor. Arzu, senin yakın arkadaşın Arzu, 3-4 defa gördüğün Arzu niye aynı modelden yaptırıyor? Niye aynı ayakkabıdan senden istiyor?